Bugün sokaktaki insanlara şu soruyu sorduk. Sizce dünyadaki en karmaşık dil hangisi olabilir? Bence Rusça, bir de Çince. Çince ve Arapça. Bence Japonca. Lehçe. Japonca. Aramice olduğunu düşünüyorum. Kaybolan bir dil, kolay bir dil olsaydı kaybolmazdı diye düşünüyorum. Ne yazık ki bugün bahsedeceğimiz dil bunların hiçbiri değil. Öyle bir dil var ki hayal edebileceğiniz diğer bütün diller onun yanında çocuk oyuncağı. Bu dilin adı İthguil. John Quijada diye biri tarafından icat edilmiş. Yani saydığımız diğer dillerin aksine yapay bir dil. Ama o kadar karmaşık bir dilden bahsediyoruz ki yaratıcısı bile konuşamıyor. Mesela bu dilde çiçek demeye çalışalım. Sözlüğe baktığımızda karşımıza p kelimesi çıkıyor. Ama p deyip bırakamayız. Çünkü bu kelimenin 18 farklı anlamı var. Biz çiçek demek istiyoruz ama çiçeği yemeyeceğiz. Bu yüzden aslında tablonun şu hücresindeki anlamı kastediyoruz. Buna göre bir kere kelimemiz resmi olmayacak. Bunu tonlamamızla belli edeceğiz. Ayrıca şu an p kelimesinin 3. deseninin 2. kökünü seçmiş olduk. Bunu da kelimenin başına bir ek getirerek belirteceğiz. Tamam, 3. desen, 2. kök ve kelimemiz bir isim olduğundan durum bildirecek. İşte bulduk. Artık kelimemiz app. Bundan sonra ismin 96 halinden birini seçip ona göre bir ek daha getirmemiz lazım. Böylece belirlememiz gereken 15 şeyin ilk 4'ünü aradan çıkarmış olacağız. Bir insan niye bu kadar karmaşık bir dil yapar? Niye biliyor musunuz? Bu iki adam yüzünden. Sağdaki arkadaş Benjamin Wolf adında bir kimya mühendisiydi. Bir sigorta şirketinde çalışıyordu. Ama tuhaf bir hobisi vardı. Boş zamanlarında Amerikan yerlilerinin konuştuğu dillerle ilgileniyordu. Bir gün Hopi denen bir dile rastladı. En başta normal bir yerli dili gibi gözükse de sonradan anladı ki bu Hopiler zaman hakkında hiç konuşmuyor. Hatta zaman kelimesinin bir karşılığı bile yok bu dilde. Günleri saymıyorlar çünkü dillerinde bir zaman çizgisi de yok. Biz bir işi ne zaman yapacağımızı anlatmak için fiillerimizi çekimliyoruz ama Hopi dilinde bu söz konusu bile değil. Acaba bu Hopiler zamanı bizim algıladığımız gibi algılamıyor mu? Yani onlar için zaman böyle akıp giden bir şey değil mi? Bizim için zamanın olup olmadığını bile dilimiz mi belirliyor? Dış dünyayı algılayış biçimimiz dilimizin çizdiği sınırlardan çıkamıyor mu? Yani bence çıkabilir. Ama Worf Hopi diliyle tanıştıktan sonra pek böyle düşünmedi. Günümüzde bu fikir dilsel görelilik diye geçiyor. Diğer bir adıyla Sapir-Whorf hipotezi. Bir dakika, şimdi Worf'u anladık da Sapir ne alaka? Edward Sapir bir dönem Worf'un öğretmeniymiş. İnsanların konuştukları dilin kültürlerini doğrudan etkilediğini düşünüyormuş. Bu yüzden Worf'un dilsel görelilik fikrini geliştirmesinde bir katkısı olmuş. Ama kendisi bu fikirlerin tamamına katılmıyormuş bile. Yani hipotezin adında Sapir'in de isminin geçmesi biraz saçma. Bunun yerine Humboldt-Worf hipotezi deseler daha mantıklı olurmuş. Humboldt tarihte bu fikri ortaya atan ilk insanlardan biri. Hatta Worf'un çalışmaları direkt onun fikirleri üzerine kurulmuş bile diyebiliriz. Şimdi gelelim asıl soruya. Bu hipotez ne kadar doğru? Yani gerçekten sadece konuştuğumuz dilin kelimeleriyle mi düşünebiliyoruz? Tabii ki hayır. Bu hipotez çürütüleli yıllar oluyor. Ben renk adlarından pek anlamıyorum. İşte lila, fuşya, cam göbeği falan bunların ne olduğu konusunda en ufak bir fikrim yok. Mesela ekrandaki iki rengi görsem bir yerde ikisine de kırmızı derim. Yine de soldaki rengin sağdakinden daha açık olduğunu anlayabiliyorum. Soldakini gidip de kana benzetmem mesela. Ama düşüncelerim kelime haznemle kısıtlı olsaydı muhtemelen bunu yapamazdım. Ama koskoca bir hipotezi böyle kişisel argümanlarla çürütemeyiz. Worf'un fikirlerine vurulan gerçek darbe ekranda gördüğünüz kitaptı. Malotki diye bir dil bilimci, Hopi dilini anlamak için yıllarını harcadı ve sonra 600 sayfa boyunca Hopilerin zamandan nasıl bahsettiğini anlattı. Worf hatalıydı. Hopiler daha sonra, şimdilik, o zaman gibi kelimeler kullanarak zamandan bahsedebiliyorlardı. Fiillerine gelecek zaman eki getirebiliyorlardı. Hatta günleri bile sayıyorlardı. Yani Worf'un iddia ettiğinin aksine zaman algısı insanlar için evrensel bir özellikti. Zaman bizde nasıl akıyorsa Hopiler'de de öyle akıyordu. İşte bu yüzden Sapir-Whorf hipotezi hiçbir işe yaramaz. Hatalı bir hipotez. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Tabii ki işler bu kadar basit değil.
Şimdiye kadar üzerine konuştuğumuz fikirler güçlü sapir warp hipotezi olarak geçiyor. Burada kastettiğimiz şey nasıl düşündüğümüzü tamamen konuştuğumuz dilin belirlemesi fikri. Ama bu hipotezin bir de zayıf versiyonu var. Tamam, dilimiz düşüncelerimizi sınırlamıyor olabilir ama üzerinde hiç mi etkisi yok? Düşüncelerimizin kullandığımız kelimelerden tamamen bağımsız olduğunu kim söyledi? Evrenselciler söyledi. Bu dil bilimcilere göre herhangi bir fikri bütün dillerde aynı şekilde ifade edebiliriz. Çünkü bütün dillerin ortak bir yapısı vardır. Yani İngilizce'de kolum kırıldıysa Çince'de de kolum kırıldı. Aynı şey. Diğer tarafta da bağıntıcılar var. Onlara göre ise mükemmel çevirim mümkün değil. Yani bir dilden diğerine geçerken anlam kaybı yaşamak zorundayız. Çünkü dilimiz düşüncelerimizi etkiliyor. Mesela Shakespeare'i İngilizce okumakla Türkçe okumak aynı şey değil. Siz hangisini daha mantıklı buldunuz bilmiyorum ama son dönemlerde yapılan bazı araştırmalar bağıntıcıları haklı çıkarmaya başladı. Bunlardan biri Amazon ormanının derinliklerinde yaşayan Piraha kabilesiyle ilgili. Bu insanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçiniyorlar. Geceleri uyumuyorlar. Ama hepsinden önemlisi dillerinde sadece iki sayı var. Burada kaç tebeşir var? Bir. Peki ya burada? İki. Tamam, o zaman burada kaç tebeşir var? Çok. Tamam. Peki burada kaç tebeşir var? Yani sayı saymayı bilmiyorlar. Onlar için 3, 4, 5 gibi kelimeler hiçbir anlam ifade etmiyor. Buna rağmen önlerine farklı sayıda nesnelerden oluşan gruplar konduğunda nesne sayısı eşit olan grupları ayırt edebiliyorlar. Bu bir kere güçlü hipotezi yeniden çürütüyor. Piraha halkı sadece kelimelerle düşünüyor olsaydı bunu yapamazdı. Bu deneyin ilginç kısmı şu. Nesne grupları uzun bir süre boyunca gösterildikten sonra Pirahalıların göremeyeceği bir yere kaldırıldığında hangi gruplarda aynı sayıda nesne olduğunu hatırlayamıyorlar. Bu da zayıf hipotezi destekliyor. Bizim sayı kelimelerimiz olduğu için biz nesne gruplarını sayılara karşılık getiriyoruz. Ama Pirahalılar bunu yapamıyor. Yani miktar kavramını algılayabilseler de hatırlayamıyorlar ya da hatırlamakta çok zorlanıyorlar. Pirahalılar bu durumu fark edince komşu kabilelerle ticaret yaparken kazık yiyor olabileceklerini düşünmüşler ve Daniel Everett'ten kendilerine sayı saymayı öğretmesini istemişler. Bu arada Daniel Everett şu anda bütün bunları biliyor olmamızı sağlayan arkadaş. Everett 8 ay boyunca gece gündüz demeden Piraha halkına sayı saymayı ve 4 işlemi öğretmeye çalışmış. Ama tek bir Pirahalı bile ona kadar saymayı öğrenememiş. Hatta hiçbiri 1 artı 1 işlemini yapacak seviyeye bile gelmemiş. Yani bu insanların konuştuğu dil koskoca matematikle aralarına bir bariyer kuruyor. Belki de bütün matematiği ve onun getirdiği her şeyi, yani bu masayı, önümdeki kamerayı, her şeyi sayı kelimelerimize borçluyuz. Şimdi sizi Amazon ormanlarından alıp Avustralya çöllerine götürüyorum. Burada Kukuyemidir diye bir kabile yaşıyor. Diyelim bu kabileden birine selam vermek istediniz. Elinizi sallayıp merhaba diyebilirsiniz ama tek sorun şu. Dillerinde merhaba diye bir kelime yok. Bunun yerine sizden şunu sormanızı bekliyorlar. Hangi yöne gidiyorsun? Onlar da size şöyle bir cevap verecek muhtemelen. Kuzeydoğu, sen? İşte burada gerçekten hangi yöne gittiğinizi bilmeniz gerekiyor. Çünkü bu dilde sağ ve sol gibi kavramlar da yok. Tek bildikleri kuzey, güney, doğu, batı. Kuzeydoğu ayakkabımın bağcığı açılmış. Batı gözüm kaşınıyor. Bunlar Kukuyemidir halkı için normal cümleler. Bu yüzden kuzeyin hangi tarafta olduğunu 7-24 biliyorlar. Yürüyen pusula gibiler. Peki ya şu an siz kuzeyin hangi tarafta olduğunu gösterebilir misiniz? Sizce şu anda kuzey yönü hangi taraftadır? Kuzey yönü bence... Şu an hiçbir fikrim yok ya. Bu biraz zor. Göstere bak. Konuştuğumuz dil nasıl düşündüğümüzü gerçekten de etkiliyor gibi. Ama bunu görmek için o kadar da uzaklara gitmeye gerek yok. Nikola Tesla'nın bu 4 fotoğrafını kronolojik sıraya dizmeniz yeterli. Sıralamanızı soldan sağa yaptınız. Çünkü size göre zaman soldan sağa akıyor. Ama aynı şeyi Arapça konuşan birinden isteseydim tam tersini yapacaktı. Çünkü cümlelerimizi hangi tarafa doğru yazıyorsak zamanın da o tarafa aktığını düşünüyoruz. Peki ya sizce Kukuyemidir halkı bu sıralamayı nasıl yapıyordur? Şöyle yapıyorlar. Eğer yüzleri kuzeye bakıyorsa sağdan sola sıralıyorlar.
doğuya bakıyorsa yukarıdan aşağı sıralıyorlar. Değişmeyen şey şu, onlar için zaman güneşin doğduğu yerden battığı yere doğru akıyor. Yani biz zamanın akışını kendimize göre algılarken onlar doğaya göre algılıyor. Bu kadar örneğe rağmen hala daha nasıl evrenselciler var diye düşünebilirsiniz. Ama onlar bu deneyleri daha farklı yorumluyorlar. Mesela onlara göre Kuku Yemidir halkının dört yönü de sürekli bilmesinin sebebi konuştukları dil değil. Bu insanlar bir düzlükte yaşıyor ve bu yüzden konum tarif ederken yeryüzü şekillerini değil yönleri kullanmaları gerekiyor. Evrenselcilere göre bu halk zaten yönleri hep aklında tutuyordu ve dilleri de bunun etrafında gelişti. Hangi görüş doğrudur bilmiyoruz ama iki türlü de sanatçılar bu Sapir-Whorf hipotezinin ekmeğini bayağı bir yiyor. Mesela George Orwell'ın 1984 romanında Newspeak diye bir dil var. Bu dil aslında bildiğimiz İngilizce ama gramer kuralları basitleştirilmiş ve kelime haznesinin yarısı silinmiş. Mesela sıcak demek yerine soğuk olmayan diyoruz. Amaç insanların dilini basitleştirerek düşüncelerini de basitleştirmek, onları kontrol altına alabilmek, sorgulamalarını engellemek. İşte videonun başında bahsettiğimiz Itquil dili de bunun tam tersini amaçlıyor. Konuştuğunuz dil anlam nüanslarına ne kadar hassassa sizin de o kadar ince düşünmeniz gerekir. Baksanıza gönül rahatlığıyla çiçek bile diyemiyoruz. Bu çiçek gerçek mi yoksa çiçeğin imgesi mi? Çiçeği yiyeceğim mi yemeyeceğim mi? Bunların hepsini konuşmadan önce düşünmemiz gerekiyor. Yani bir kelimeyi telaffuz ederken ne kastettiğimizi çok iyi bilmemiz lazım. Kelimelerin ne anlam ifade ettiğinin çok önemli olduğu bir yer daha var. Mahkeme. Bir hukuk yasasından aynı anda iki farklı anlam çıkarsa sorunlar yaşarız. İşte böyle yerlerde Itquil en kullanışlı dil olabilir. Keşke konuşabilsek. Artık John Quijada'nın neden böyle bir deliliğe kalkıştığını da anladığımıza göre bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.